Kotoraman Süleyman yine piyasaya çıkmış. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 4 yılda hayatımıza dokunan ne yaptı demiş. Bak Kotoraman Süleyman, bizim belediyelerimizde senin hayatına dokunan hiçbir şey bulamazsın. Çünkü senin hayatın kirli işler üzerine kuruludur. Bizde kirli iş bulamazsın. Bizim belediyelerimiz uyuşturucu baronlarına hizmet etmez. Suçluları korumaz. Senin fotoğraf çektirdiğin isimlerle, senin yan yana geldiğin isimlerle bizim işimiz olmaz. Bak senin hayatını anlatayım şimdi buradan. Afat sana bağlı. Dün İzmir'de bir yangın çıktı. Tekrar geçmiş olsun diliyorum İzmir'imize. Afat açıklamasında yangına müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin adını ağzına bile almadı. Hiçbir şekilde ifade etmedi. Ya sizde hiç utanma yok mu? İşte senin hayatın ayrımcılık üzerine. Bunu yangında yaptın, selde yaptın, depremde yaptın. Yani işiniz ayrıştırmak, işiniz kötülük yapmak. Ve biliyoruz ki bu kötülüğünüz 14 Mayıs'ta son bulacak. Bir örnek daha vereyim. Adıyaman'da gerçekten vatandaşımız perişan. Tüm deprem bölgelerinde olduğu gibi. 15 bin konteynere ihtiyacı var Adıyaman'ımızın. Binlerce ev hasarlı ama İçişleri Bakanı ne yapıyor? Adıyaman'a hükümet konağı yapmak için ihaleye çıkıyor. Vatandaş yardım beklerken milyonlarca lirayı hükümet konağına harcayacaklar. Gerçekten içimiz acıyor, canımız yanıyor, yazıklar olsun diyoruz. Tabii bir de Aile Bakanı var. Aile Bakanı seçim arabasında Afat'ın yardımlarını dağıtıyor. Sonra çıkıp benim haberim yok diyor. İskenderun Belediyesi Afat kulleri üzerine kendi reklamını yapıştırıyor. Ya sizde hiç ar damarı kalmadı mı? Depremzedelerin hakkını yiyorsunuz, bir de reklam yapıyorsunuz. Sadece yazıklar olsun diyorum. Depremzede üzerinden siyaset yapmak ancak size yakışır. Şimdi bir de Cumhur İttifakı'nda Hüdapar krizi çıktı. Bizim ittifakımızı eleştirenler şimdi birbirine düştüler. Bize milliyetçilik dersi vermeye çalışanların masasında şu anda Hüdapar oturuyor. Türk bayrağı isminden rahatsız olan, Türk milleti tanımından rahatsız olan, federasyon isteyen Hüdapar. Erdoğan bunlara yerli ve milli diyor. MHP ve Büyük Birlik tepki gösteriyor. Şimdi Cumhur İttifakı'ndaki partilere sormak istiyoruz. Türk bayrağından, Türk milleti tanımından rahatsız mısınız siz de? Federasyon mu istiyorsunuz siz de? Değilseniz Hüdapar'la berabersiniz. Çıkın bunu millete anlatın. Dün Binali Yıldırım'la Bekir Bozdağ'da açıklamalar yaptılar. Artık şaşkınlıkları, seçimi kaybetmenin verdiği o buhran iliklerine kadar işlemiş. Ne söyleyeceklerini, ne ifade edeceklerini bilemiyorlar. Çünkü söyleyecek bir şeyleri yok artık. Sadece işleri, güçleri maalesef karalama. Binali Yıldırım diyor ki, bu seçim işgalcilere karşı olacak demiş. Bakın, söze bakın. Sözde Adalet Bakanı da muhalefet kazanırsa Kandil sevinecek, FETÖ sevinecek demiş. Ya biri bitiyor, biri başlıyor. İnanın akıllarını kaybetmişler artık. Sarayın beslemelerinin muslukları kesilecek diye ötleri kopuyor ve inanın panik halindeler ama bunlarda utanma da yok, sıkılma da yok. Binali Yıldırım, sen İstiklal Marşı'nı kağıttan bile doğru okuyamayan bir adamsın. Bekir Bozdağ, sen FETÖ'ye yargıyı teslim eden, FETÖ elebaşına meclis kürsüsünden övgüler dizen, nakaratlar dizen bir bakansın. Şimdi çıkmışsın, suçlama yapıyorsun. Önce aynaya bakın, kendinize bakın. Bu seçim kimin seçimi biliyor musunuz? Bu seçim milletin parasını beşli çetelere aktaranlarla tüyü bitmemiş yetimin hakkını arayanlar arasında olacak. Ne yaparsanız yapın çetelerin musluğunu keseceğiz. Evet, dün gene meclis deprem raporu açıklandı ve bu rapordaki ifadelere göre şu bilgileri aktardılar. Biz o zaman ne dediysek, o zaman hangi eleştirileri getirdiysek aynen raporda bir bir yer almış. Ne diyor raporda? Afat yeniden yapılandırılmalı diyor. Afat yardım yapmakta gecikti diyor. Kurumlar arası uyum sağlanamadı, belediyelere daha fazla yetki verilmeli diyor. Biz ne demiştik?
Biz bu eleştirileri getirdiğimizde bir ton laf etmiştiniz. Bu doğruları ifade ettiğimizde bir sürü ağız dolusu laf etmiştiniz. Bu meclisin deprem raporu, sizin de komisyon başkanınızın olduğu, sizin partinizin komisyon başkanı olduğu deprem raporu. Şimdi açıkça söylemek istiyorum. Bu rapor iktidarın beceriksizliğinin ispatıdır. İktidarın üzerinde depremin acılarını yaşayan milletimizin ahı vardır. Bu milletin ahı vardır. 3 gün boyunca milleti enkaz altında bıraktınız. Belediyelerimizin yardımlarına el koydunuz. Belediye ekiplerini geciktirdiniz. Koordinasyonu sağlayamadınız. Sorumluluk alıp biriniz bile onur duyup istifa etmediniz. Onurluca istifa etmediniz. Sorumlu olanlara tekrar yazıklar olsun diyorum. Ey afatı yöneten Süleyman Soylu, bu rapor senin görevi ihmalinin ispatıdır, delilidir. Suç İşleri Bakanlığı yapacağına 7 yıldır işini yapsaydın bu acıyı bu kadar derin yaşamayacaktık, bu kadar can kaybımız olmayacaktı, bu kadar acıyla karşı karşıya kalmayacaktık. Söz veriyoruz milletimize, iktidara geldiğimizde ihmali bulunan, sorumluluğu bulunan herkesten tek tek hesabını soracağız. Milletin acısında payı olanlar asla ve asla sorumluluktan kaçamayacaklar. Evet, değerli yol arkadaşlarım, değerli basın mensupları. 21 yıldır ordunun hakkını yiyenler şimdi de yine kuru vaat veriyor. AK Parti'nin ithal adayı Mahmut Özer bol keseden savuruyor. Ya daha önce neredeydin? Ordu yeni mi aklına geldi? Aday olunca mı aklına geldi ordu? Eğitim yardımlarını 3 katına çıkaracakmış. Fas'ta çevre yolu ihalesini bu yıl yapacakmış falan falan falan. Ya Mahmut Özer, 21 yıldır iktidarsınız. Şimdiye kadar neredeydiniz? Peki şimdi elinizden tutan mı var? Bakan değil misiniz? Şimdi niye yapmıyorsunuz da seçim sonrası için vaat yapıyorsunuz? Yoksa şu anda iktidar olduğunuzu unuttunuz mu? Ama iktidarınıza şurada 16 gün kaldı. Onu biz biliyoruz. Bu yalan vaatlerinizin gerçeğini biz yapacağız. Sadece siz bizim söylediklerimizi tekrar ediyorsunuz. Mahmut Özer'e bir şey daha sormak isterim. Yani ordunun sorunlarını acaba size anlattılar mı? Yeterince anladınız mı? Ordunun derdini biliyor musunuz şu anda? Yani biliyoruz ki bir şekilde ithal adayı olarak geldin. Acaba hani Tokat'tan gelirken Akkuş'u uğrayıp Altın Ordu'nun yolunu bulabilir misin? Yani buradan acaba bıraktıklarında Tokat yolunu bulabilir misin? Fidangör'den Subaşı Mahallesi'ne yolunu bulabilir misin? Ben eminim ki yanında biri olmadan, koruma olmadan bulamazsın. Ordunun yolunu bulamayan derdinden de anlamaz. Biri orduyu bilmez, bir diğeri Cumhuriyet'e, Anıtkabir'e hakaret eder. Al birini, vur ötekine. Bunlardan orduya fayda gelmez. Bakın bir yanda Anıtkabir'e küfredenler var değil mi? Ona en güzel cevabı Gülyalı Belediye Başkanımız verdi. Gülyalı'nın çocuklarını Anıtkabir'e atamızın huzuruna götürdü ve başkanımız Ulaş Tepe de farkını ortaya koyduğu için, böyle anlamlı bir ziyareti yaptığı için de kendisine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde ordunun derdini yüreğinde hisseden, ordunun derdini çözecek olan kadrolar 14 Mayıs'ta iktidara gelecek, göreve gelecek. Artık vaatler değil, icraatlar ortaya koyulacak ve 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı da iktidar olacak ve orduya bir başka bahar gelecek, Türkiye'ye bir başka bahar gelecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, sorular var mı arkadaşlar?